Seydam, TÜİK'in yapmış olduğu araştırmaya göre Şanlıurfa boşanma sıralamasında Türkiye'de ikinci sırada yükselmiş. Bununla ilgili Allah-u Teala'nın Allah-u Teala Celle Celaluhun ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize emir ve tavsiyeleri nelerdir? Şimdi bunu araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre Urfa'nın ikinci olacağını biz, bu biraz daha iyi yani. Biz zannediyor ki Urfa birincidir yani. Şimdi bizim bir fetva komisyonumuz var. Fetva komisyonuna çeşitli sorular geliyordu. Bu son senede en fazla gelen sorular, en çok gelen sorular, her çarşamba günü toplantımız var. En çok gelen tabii bu bize gelen, başka yerler daha veyahut da boşayıp gelmeyenler hariç. Bize en çok gelen talak boşanma şeyidir. Bu da tabii biraz dinini, diyanetini bilenler. Dinini, diyanetini bilmeyen zaten boşuyor. Diyor ne ha söyledi ha söylemedi yani. Çokları dinen belki gayrimeşru olarak yaşıyorlar. Çocukları da gayrimeşru olabilir yani. Bu son zamanlarda gençler ufak tefek bir şeyden dolayı hanımlarını boşuyorlar. Hatta geçen birisi, efendim biz hakkımızı size helal etmiyoruz. Bana dedi, söyledi 3'te 9'a demiş. Dedi ki senin fetvan yok kardeşim. Boşanmışsın işte. Ne yapalım? Dedim ne yapalım? Ne yapacaksın? İşte sana ayrı bir kadın arayacaksın. Kendisi de babanın önüne gidip bir başkasıyla evlenir. Nasıl bu olur mu? Olur işte boşanmışsın. Senin hanımın değil. Niye bize şimdiye kadar söyle? Sen yanımıza geldin mi ki biz sana söylemedik? Cenab-ı Allah Celle Celaluhu katında hadis-i şerifte Cenab-ı Allah'ın helal kıldığı şeyler içerisinde en çok buğz ettiği şey helal olmakla beraber mesela evlenme helaldir. Boşanma da helaldir. Fakat boşanmayı Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sevmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde Cebrail Aleyhisselam bana sık sık öyle geliyordu, tavsiyede bulunuyordu. Kadın hakkında o kadar tavsiye ediyordu ki neredeyse kadının boşanması haram olduğunu belki Cebrail Aleyhisselam der ki kadın boşanamaz. Yani bir insan önce kendisine bir eş seçer, seçtikten sonra beraber kalmayı, hayatı boyunca beraber kalmayı düşünerek evlenir. Evlendikten sonra ufak tefek şeylerden dolayı kadını ne yapıyor? Kadını boşuyor. Boşadıktan sonra da artık nasıl ki mesela nikahta haram olan bir yabancı kadınla eğer iki tane şahidin huzurunda kadının isteğiyle nikah kıyıldığı takdirde kadın kendisine helal oluyorsa ve bir sefer söylemekle falan kızını nikahla kabul ettim, adam da kızımı veyahut da kız kendisi ben falan adamı nikahla kabul ettim dedi mi bir sefer iki şahit huzurunda nikah kıyılır kendisine helal oluyor. Fakat talak o kadar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu talaka razı değil. Onun için üç talak, üç boşama, üç akıt, üç düğüm vardır. Üçünü birden söylese üçü birden gider. Teker teker söylese falan kadın benden boştur dediği takdirde bir sefer talakı gider, iki talakı kalır. İkinci sefer söylediyse ikinci gider, üç sefer üçüncü söylediyse kendisinin bu kadınla asla dinen yani alakası kalmaz. Velev resmi nikahı olsa bile bu kadınla artık alakası dinen kalmamış. Bundan sonraki beraber yaşamaları gayrimeşru yaşamadır. Evet. Doğan çocuklar da buyurun bizim tabirimizle, kaba tabirle piç çocuklardır. Yani bugün işte çokları gençler böyle boşuyorlar. Çokları zaten fetva aramıyorlar. Bazıları var hatta geliyor diyor ben 3 sene önce diyor demiştim. Ne demiştin? İşte ben kızdım. Anası evimizde geldi. Bilmem anası şunu söyledi. Babası şunu söyledi. Ben de dedim kızınız ben 3'ten 9'a. 3'ten 9'a dedim mi zaten hiçbir şey kalmıyor. Onun için biz fetva komisyonu olarak dinen başka çaresi yoktur. Eğer şayet bu nikah kıyılırken babası izin vermemişse, babası ki velidir bu Şafii mezhebine göre veli olmadan nikah geçersizdir. İşte biz onun Hanefi mezhebinden nikahı kıyılmış ama Şafii'ye göre geçersizdir diye onun yuvası dağılmasın diye arkadaşlarımız
Bunları Şafii mezhebine taklit ediyorlar. Yine yeni bir nikah kendisine diyorlar ki bu da pek fazla doğru bir şey de olmamakla beraber yuvası dağılmasın, hiç olmazsa bir mezhebe uygun oluyor, olabiliyor. Fakat bazıları var zaten gelip sormuyorlar. Adam söylüyor, 3'ten 9'a da diyor, 3 seferde diyor, ufak tefek şeyden dolayı benden borçsun diyor. Benden borçsun dediği takdirde bir sefer bir talakı gidiyor. 3 sefer söylediği takdirde 3 bağ da koparılıyor. Artık o başka bir kadın koca ile evlenip o koca boşanmadıkça ve boşadıktan sonra da iddetini beklemeden bununla bir daha evlenemez. Onun evinde kalması bile doğru değildir. Bunun için çokları şimdi efendim dinen belki nikahsız yaşıyorlar. Bu bakımdan onun için bizim gençlere tavsiyemiz hiçbir surete talak lafzını, boşama lafzını, talak yani boşama demektir. Boşama lafzı sarih bir kelimedir. Bir adam benden boşsun yahut da falan yere gittiğin takdirde bazı öyle. Geçen mesela ta Bursa'dan adam kadın demiş ben babam gile gideceğim. Adam dedi gidersen benden 3 talakla boşsun. Kadın gelmiş burada ondan sonra fetva arıyor. Bir şeye bağladığı takdirde fulan yere gidersen, fulan adamla konuşursan, fulan adamla ekmeğini yersen yahut da ben yaparsam boş kelimesini konuşursa, söylerse o iş yapıldığı takdirde hanımı boşanır. Bunun herhangi bir başka bir çaresi yok yani. Ya. Ha. Onun için gençlere tavsiyemiz talak boşama lafzını bir sefer ağzına almamaları. Fakat ama bazıları var zaten efendim dini duyguları az olduğu için her gün birisiyle mesela arkadaş oluyor, dost oluyorlar. Efendim kadın ya efendim seçmiş olduğu şeyi beğenmiyor, gidip dava açıyor diyor ben efendim bende şiddet var, beni dövüyor, bilmem ne ediyor. Hakim tutuyor, onu boşuyor veyahut da bu koca koca kendi şeyden bu dinen yine bu boşanmaz. Gidip başkasıyla evleniyor, o evlenmesi de doğru değildir. Bazen de genç olan erkek kendisi mesela başka birisiyle mesela dostluğu var. Bu sefer bunu ben beğenmiyorum. İşte ondan sonra bazı şeyler bahane ederek boşuyor. Gidip resmen boşuyor. Mesela ondan sonra başkasına evlenmek için. Bazen bir daha evlenemiyor, o da evlenemiyor, bu da evlenemiyor. Bir bakarsın yine efendim tekrar karar veriyorlar, yine evleniyorlar. Bu da hiçbir surette hiçbir boşadıktan sonra bir daha evlenmeleri de caiz değildir. Bu böyledir. Evet, teşekkür ederim Sayın Seyir. Teşekkür ederim.